Yok yok zaten daha 5 dakika var da. Orada gelir. Yere bırakabiliriz. Bende yok telefon. Başka yerde. Tamam. Yok şudur budur. Ondan sonra şudur budur. Öncelik toprağa düşenlerdir. Onların arasına 12 Eylül sürecinde ve tarihin bütün dönemlerinde faşizme, emperyalizme, otokrasiye, bütün baskı rejimlerine karşı savaşarak toprağa düşen devrimcilerin, demokratların, yurtseverlerin bir dakikalık, yurtseverler için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Böyle diyorum, şöyle. On iki Eylül sürüyor. Anayasasıyla sürüyor ki uygulanmıyor. Hatta onu bile pratikte yok sayıyorlar. Sendikalar yasasıyla sürüyor. Retiküle sürüyor. Siyasi partileriyle sürüyor. Devletiyle sürüyor. Ve bütün boyutlarıyla 12 Eylül sürüyor. Ve 12 Eylül sürerken 12 Eylül'de darbe döneminin şeyleriyle, kanunlarıyla, yasalarıyla yönetiliyor. Ve darbe dönemiyle yönetiliyor. Ve bu 30 yıldır daha fazla buradadır. 44 yıldır böyledir bu. 1983'ten günümüze kadar 44 yıl 12 Eylül darbeleriyle Türkiye yönetildi. 12 Eylül yasalarıyla yönetildi ve 12 Eylül partileriyle yönetiliyor hala. 12 Eylül'le hesaplaşmamış, 12 Eylül yasalarına göre davranan, 12 Eylül düşünce ve davranış kalıplarına göre hareket eden 12 Eylül partileri tarafından aslında Türkiye yönetiliyor. 1983'ten 2000'li yıllara kadar kurulan sözde sivil hükümetler milli güvenlik rejimi çerçevesinde iktidarı darbe rejimiyle bölüştüler. Toplumun her kesimine dönük şiddet dalgasına karşı özellikle batıda toplumsal muhalefetten doğru bir direniş ve dayanışma hattı oluşturulamayınca siyasi arenaya itaatkar ve tepkileri bastırılmış bir toplum modeli çıktı. Muhalif kesimlerin parçalı ve birbirinden bağımsız olarak geliştirmeye çalıştıkları yeni örgütlülükler ölçüsüz ve yok edici bir şiddet dalgasıyla karşılaştı. 12 Eylül rejiminin kapattığı partilerin mirasçıları demokratikleşme programıyla iktidar olmalarına ve o dönemde Halkın Emek Partisi'nden de destek görmelerine karşın bu programı askıya aldılar. Sivil iktidarlar askerin Milli Güvenlik Kurulu üzerinden bir nevi hükümet ortağı konumuna itiraz etmekle 12 Eylül rejiminin kalıcı olmasına en büyük katkıyı sundular. Klasik partilerin demokrasiye ihanetinin bedeli ağır oldu. Sistemden umudunu kesen seçmenler de siyasal İslam'a yönelme eğilimi gelişmeye başladı. Siyasal İslam'ın önü 1980'lerin başında Sovyet sistemini kuşatma stratejisini uygulayan Amerika Birleşik Devletleri tarafından açılmıştı. Darbeciler Türkiye'yi ABD'nin yeşil kuşak politikasına eklemlediler. Türk İslam sentezi ismi verilen ve özünde milliyetçi ve İslamcı bir dokuya sahip olan ideolojiyi bütün topluma dayattılar. Artık rejimin cumhuriyetçi, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu tartışmalı olacaktı. Türkçü ve İslamcı vurgunun güçleneceği bir sürece girişilecekti. Arkadaşlar, başta Latin Amerika olmak üzere dünya halkları kendi darbecileriyle hesaplaşarak demokratik toplumun gelişme koşullarını hazırlarken Türkiye halkı ve Türkiye siyaseti 12 Eylül darbecileriyle hesaplaşma iradesini geliştiremedi. Böylece 12 Eylül temel kurumlarıyla 2000'li yıllarda da sürdü ve Eylülist düşünce ve
davranış kalıpları canlı kaldı. Toplumda içselleşti. Türkiye'nin 12 Eylül darbesiyle hesaplaşamayışının sonucu 15 Temmuz darbe girişimi olurken, devamla o zamanın ifadesiyle Allah'ın lütfu olarak tepçi rejimin inşasını kolaylaştırdı. Türk tipi tekçi rejim 12 Eylül rejiminin siyasal, askeri ve hukuk dışı yasal zemini üzerinden gelişti. Resmi siyasal muhalefet 44 yıldır ama özellikle son 15 yıldır tekçi darbe siyasetinin kuralları içinde sözde sorumlu muhalefet yapmış oldu. İktidarın ve muhalefetin darbe karşıtlığı üzerine demokrasi lafızları tek kelimeyle lafı güzaftı. Çünkü Türkiye'de 1983'ten 2000'lere ve sonrasında iktidarıyla, muhalefetiyle, 12 Eylül darbe rejimiyle uzlaştılar. Sanki 12 Eylül darbesi olmamış, 12 Eylül rejimi temel unsurlarıyla sürmüyormuş gibi bir siyasi tutum içinde oldular. Bu tutum 2000'li yıllara doğru iktidara hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan'a 2000'lerin başında iktidar olma olanağı sağladığı gibi ona geniş bir hareket sahası sağlamaya devam etti. Açık bir ifadeyle Türkiye'nin resmi ve siyasal muhalefetinin 12 Eylül rejimiyle uzlaşmasının bedeli Erdoğan ve tepçi rejim oldu. Birlik olamayınca diye bir başlıkla devam edelim. 12 Eylül darbe rejiminin temel kurumlarını Erdoğan kurmadı. Öte yandan darbeden 20 yıl sonra hazır bulduğu darbe anayasasını ve darbe yasalarını kendi siyasi yükselişi için sonuna kadar kullandı.